Anayasaya uyulması konusunda tabii Can Atalay örneğini verdiniz. Can Atalay ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tavrı ortadadır. Milletvekillerinin yemin ettiği gün Can Atalay'ın ismi okunmuştur. Ayrıca daha sonra mecliste İnsan Hakları İzleme Komisyonu kurulduğunda bağımsızlara düşen üyeliklerden birisi Can Atalay'a verilmiş ve bu konuda da hem partilerin tamamı bir anlayış birliği içerisinde olmuştur. Yani meclisin tavrı açıktır. Burada meclis kendisini mahkeme yerine koyacak da değildir. Nihayetinde kararı verecek. Biz bu konuyla ilgili meclis olarak tavrımızı daha net bir şekilde nasıl ortaya koyabiliriz? Mahkeme kararını verecek, tutukluk halini kaldıracak ve yemin etmesi ve sonraki yasal süreçlerin devam etmesi mümkün olabilecektir. Dolayısıyla burada Can Atalay konusunda meclisin tavrı, daha evvel de bunu ifade etmiştim, ortadadır.